Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini açıkladı. Etmesin, niye etsin? Başarılı bir adamdı. Türkiye bir değer kaybetti. Bana göre, ben kendime göre yorum yapıyorum. Türkiye bir değerli adamı hakikaten kaybetti. Bu değerini bilmediler. Maalesef vatandaş yalan söyleyen, iftira atan, düzenbazlık eden, üçkağıtçılık eden, insanlara belirli bir şeyleri dağıtan insanlar rağbet gördü. İnsanlar onu tercih etti. Saygı duymak lazım. Başarının kriteri nedir abi sizin için? Mesela muhalif seçmen için başarının kriterini merak ediyorum. Seçimi kazanmak mı, oyunu arttırmak mı mesela? Şimdi seçimi kazanmak, oyunu artırmak cambazlıkla yapılacaksa yanlış bir şey. Eğer ki hodri meydan deyip çıkıyorsan meydana, gerçekten dürüstsen, dürüstçe anlatacaksın. Memlekete yapacakların hizmetlerini anlatacaksın. Yani öyle çıkıp da üçkağıtçılık yaparak, vatandaşı aldatarak, vatandaşa ben bunları yapacağım vaat ederek böyle bir şeylerle yapacaksa yazıklar olsun. Hangi sorusu olsun. Bugün Kılıçdaroğlu işte bir emeklilere 15 bin lira para vereceğim dedi. Nereden vereceğin hesabını soruldu. Bunun karşısında öbür vatandaş çıktı, ne dedi? 22 bin lira vereceğim arkadaş dedi. Memurların maaşlarını 22 bine çıkaracağım diyor. Bugün neredesin? İkramiye, vatandaşa mesela emeklilere maaş, işte bayram ikramiyesi vereceğim diyor. 2000 lira. Tamam, versin. 2000'inde, 3000'inde değil. Bu memlekette şu anda ekonominin bozulduğu. Mehmet Şimşek denen vatandaş, bilmiyorum yalan veya gerçek, televizyonun altında yazanları söylüyorum. 3 tane vatandaşa götürüp teklif yapıyor. Arkadaş, vatandaş olarak gelin, başkan yardımcısı, işte bakan yardımcısı olun. Vatandaşların 3'ü de reddediyor. Niye reddediyorsun? Demek ki bu iş hakikaten yanlış bir yol. Yolda ki tamam. Ama yanlışlığı kim biliyor bugün? Hangisi anlıyor? Bunlar aslında iktidarın içindeki problem. Biraz ya, muhalefetin içini konuşmak istiyorum. Muhalefeti konuşacaksan muhalefet kaybetti. Bunu kaybettiğini. Bunun faturasını kimin ödemesi gerekiyor? Bunun faturasını o masada oturan 6 kişi. Bence, bana göre sorumlu olan başta ilk masadaki kalkan hanımefendi. Yanlışın en büyüğünü o yaptı. O masa normal bir ideal şekilde ilerlerken, gayet güzel giderken, vatandaş bu işten hoşnut olduğu dönemde o vatandaş masayı terk etti. Terk ettiği anda vatandaşın herkesin tepkisi neydi? Arkadaş, bugün dağılan yarın ne olur? Yarın daha yanlış yerlere gider. Buyur. Akşener'in masadan kalkmasının sebebi adayın yanlış olduğuydu. Seçim sonucuna baktığımızda da Akşener'in hamlesini doğru olarak anlaşılıyor. Şimdi, aday yanlışmış demek. Aday bana göre yanlış değil. Kılıçdaroğlu doğru bir isim olabilir ama aday ve iyi bir insan olmak arasında farklılık var. Şimdi bak, popüler bir adamı seçmek başka. Günün popülerlerinin lider olarak, ben bir tesadüfen böyle konuştuklarında dedim ki ya, saygı duyuyorum. Sanatına da kendisine de helali hoş olsun. Eğer ki Tarkan'ı çıkarsalar, deseler ki Cumhurbaşkanı adayı gösteriyorum, bu vatandaşın %75 oy verir. Ben popüler insan aramıyorum. Zeki insan arıyorum. Zeki insan. Kazanacak adam. Yanlışsa kazanamaz. Kazansa ne olacak? İşte bugünkü ekonominin haline döner. Bugün ekonomi ne oldu? Vatandaş ne diyor? Vatandaş, ya %52'si evet dedi. Hoşnut. Nereden? Bugün 20 milyon insan nemalanıyor. 20 milyon. 20 milyon insan oradan kaymak yiyor. Ve bu vatandaşlar istediğin kadar, ne kadar yönlendirirsen yönlendir, vatandaş diyor ki benim çıkarım bu. Bugün çünkü vatandaşa gittiğin zaman ne diyor adam? Arkadaş diyor, ben bunu değil, öbür taraftakini tercih etsem buradan ben bunu fayda sağlayacak mıyım? Sağlamayayım. Bugün ülkeyi düşünen yok. Çıkarı düşünen çok. Herkes çıkarı düşünüyor. Eğer ki ülkeyi düşüneceklerse, o 6 kişi dahil hepsi, arkadaş ben ülke için varım. Kılıçdaroğlu bugüne kadar ağzından çıkan hiçbir kelimede ben kelimesini duydun mu? Biz dedi. Birlik beraberlik dedi. Ülke menfaatları ön plana dedi. Demokrasi dedi. Laiklik dedi. Liyakat dedi. Bunların hepsini söyleyen bir insana sen ne istiyorsun? Arkadaş, günün popüler insanı sensin. Ben seni seçeyim. Misal, ben onlara da saygı duyuyorum. İmamoğlu da, Mansur Yavaş da, diğerleri de. Bu insanlar, arkadaşım, bu insan gelseydi memlekete ne yapacak? Bana bunu söyle ya. Hani evet şöhretli olabilir. Evet halk tercih edebilir. Halk bugün, bilmiyorum, halkı aşağılamak istemiyorum ama bu vatandaş, Aziz Nesin'in meşhur sözü, %65'ine giriyor bu insanlar. Ha, %52'ye düştü. %65 değilmiş, %52'ye düştü ama yanlış yoldalar. Ha, benim söylememle doğruya gitmesin. Doğru değil, zeki insan lazım, çalışan insan lazım. Ben burada bu cemaatte toplandığım zaman, konuştuğum zaman, adam şurada bir Ziraat Bankası var. Koskocaman, ben 53 senedir Bakırköy'üm. Kocaman bir TC vardı. Nerede bu TC? Kimi rahatsız etti? Kime battı? Kimi incitti? Niye kaldırıyorsun onu? Ben Türk milliyetçiliğini ayaklarımın altına alırım diyen bir insana bu vatandaş buyur diyorsa ben saygı duyarım. Bir şey söyleyemem. Çünkü vatandaş da özgürdür.
özgür düşünceyle, demokrasiye inanıyorsa, gerçekten bu işte varım diyorsa helali hoş olsun. Ama bu demek yanlış yolda beraber yürümek yanlıştır. Bana göre yanlış. Ama vatandaşa ben her zaman diyorum, bu vatandaş oy veriyor, oy verdiği oya da saygı duyacaksın. Şu soruyu ekleyeyim müsaadenizle. Şimdi Kılıçdaroğlu'na döndüğümüz zaman dediniz ki hiçbir zaman ben demedi, hep biz şeklinde evet. konuştu. Bugün de CHP içinde bir değişim rüzgarı var biliyorsunuz. İşte parti meclisi, MYK, bütün danışmanların görevine son verildi, baştan aşağı yenilendi. Yenilenmeyen tek isim orada Kılıçdaroğlu oldu. Partideki tek doğru adam Kılıçdaroğlu muydu? Asla, ben Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan, dürüstlüğünden değil. Dürüstlüğü tartışılmaz bir adam. Liderliği tartışılmaz bir adam. Ülke menfaatlarını düşünen tartışılmaz bir adam. Ama bu demek değil ki arkadaşım sen gökten zembilden indin burada duracaksın. Ama burada bir eğer ki demokrasiye inanıyorsan, hakikaten var diyorsan, bu demokrasi varsa orada bir oy potansiyeli var. Delege var. Arkadaş seni istemiyorum, tamam. Bu vatandaşla ben burada kalacağım demiyor. Artı söylediği söz. Ben hiçbir zaman adayım demedim. Bu vatandaşlar çoğunluk delege ne diyor? Seni tercih ediyorum diyorsa arkadaş ben tercih edilen yere giderim diyor. Yani bundan kötü yani kötü değilse nedir? Vatandaş illaki bu masadan sen kalk ben oturayım. Ya senin kalkıp benim oturmam şart değil. Bu memlekete hizmet edecek adam lazım. Kim olursa olsun. Bugün bu adam şu memleketin bu hal. Dolar 25 lira olmuş ya. 25 lira. Senin 1 liran 25 lira. Yabancı adam gelmiş burada. Sen 1 lira değil 25 lira verip bir tane bir şey almaya çalışırken adam 1 lira veriyor. Bununla kıyas yapıyor. Bugün şu evlerin kiralarını görüyorsun. 15 bin, 20 bin, 25 bin. Alo dedim bir ev sordum. 35 bin 500 lira kira istiyor ya. 2 artı 1. Vasat bir ev. İncirli Caddesi'nde normal bir şey. Yok arkadaşım bu memlekette maalesef ve maalesef bu vatandaşların eğer ki hani meşhur bir laf var. Yani ben onları aşağılamıyorum. Çingene mingene işi değil. Kızını demiş serbest bırakırsan ya davulcuya kaçar ya çingeneye kaçar. Zurnacıya kaçar. Şimdi buna ben şöyle. Bu memlekette eğer ki hakikaten bu vatandaşlara değerlendir diyor da bu vatandaşlar değerlendirmeyi alıyorsa vatandaş bilinçli olarak yapıyorsa helali hoş olsun. Ama bunu bilinçli olarak yaptıklarını değil, çıkar ve menfaat gözettiklerini inanıyorum. Öyle görüyorum. Benim görüşüm belki yanlış olabilir. Size Kılıçdaroğlu'nda değil vatandaşta mı dediniz? Vatandaş tercih hakkını saygı duyacaksın. Vatandaşı orada da seçme. Adam ne diyor? Kurultay yapacağım. Kurultayda herkes özgür diyor. Sen de gel aday ol. O da aday ol. İmamoğlu da olsun. Özgür Özel de olsun. Gürsel Tekin de olsun. Diyor ama en yakın isim yanındaki Bülent Kuşoğlu biliyorsunuz. Kendisi diyor ki İmamoğlu'nun aday olması sakıncalı diyor. Şey Özgür Özel'in aday olması şimdi sakıncalı İmamoğlu'nun diyor. İmamoğlu'nun sakıncalı dedikleri aday İmamoğlu mahkemelik. Şu andaki devlet iktidar olan kişiyle sorun yaşıyor. Bu sorunlarda yarın aday oldum dedi çıktı piyasaya. Anında bu adama ceza uyguladılar her şeyden. Yeni baştan kimi bulacağını o anda. O anda nereden bulacağını. Adam diyor ki arkadaş bunun garantisi var mı? Yok. Garantisi olduğu zaman hay hay aday olsun. Ben aday olmasın demiyorum. Hepsi olsun. Aday olsun. Adayı seçecek insanlara da saygı duyacaksın. Ama illaki bu adam arkadaşım sen benim adayım diyorsan yok kardeşim ben kaçıyorum. Neden kaçsın? Ha zaten Kılıçdaroğlu'nun yaş olarak normal yaşın üstünde artık. 5 sene sonra bu tekrar iktidar olur mu? Yok öyle bir şey. Hani gençlere kapı açılsın, gençlere kapılar sonuna kadar açılsın, gençlere saygı duyuyorsun. Ama yaşlılardan da örnek alsınlar, yaşlılardan da tecrübe edinsinler. Bu tecrübe bambaşka bir şey. Tecrübeyle olursa bu memleket güllük gülistanlık olur ama maalesef şu anda gördüğüm kadarıyla ülkenin menfaatları ön plana alan insanlar yok. Kendi menfaatlarını ön planına, kendi çıkarları doğrultusunda çalışıyorlar ve ülke gidişat iyi değil. Bana göre iyi değil ama inşallah ülke hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu vatan bizim. Benim dışarı kaçma olanağım yok. O adamın parası pulu vardır, yurt dışına gidebilir. Müracaatlar öyle. Bugün vatandaş tercih ediyor dışarıyı. O kaçmak korkaklıktır. Bu ülkede kal mücadeleni yap arkadaş. Eğer ki sen demokrasiye inanıyorsan, bu memlekette demokrasi var diyor isen mücadeleni yap ya. Niçin kaçıyorsun? Ben teşekkür ederim. İnşallah ülkemiz iyi olur. İyi olur. İyi olursa bu insanların hepsi mutlu olur. İnsanların yüzü gülerse herkes güler. Hayırlı işler, hayırlı günler.